Kafayı yedirtecek oyun geliyor. Elden Ring geliyor. Son yılların en büyük çılgınlığı milyonlarca hayranı bulunan nice genci heder eden oyuncuların sinirlerini zıplatan Souls serisi yeni bir formda, yeni bir vücutta karşımıza geliyor. Souls serisinin yapımcısı yepyeni açık dünya oyunu Elden Ring'i getiriyor. 2022 yılının başına çıkacak bu oyun için az önce, tam olarak birkaç dakika önce yeni bir video yayınlandı. Ve yayınlanan bu video ilk oynanış videosu oyunu. İlk. Ben bu videoyu henüz izlemedim. İlk kez beraber sizle birlikte az sonra izleyeceğim. İzlerken de kanlı canlı reaksiyonumu vereceğim. Acayip heyecanlıyım, acayip de meraklıyım, onu söyleyeyim. Yani. Ama izlemeden önce bilmesi gerekenleri söyleyeyim. Elden Ring açık dünyada geçecek, Souls benzeri bir oynanış sunacak ve muhtemeldir ki çok zor olacak. Bu kadar. Tüm bilinmesi gerekenler bu şimdilik. Bir de bu videomuzun bir sponsoru var, fakat sponsor kısmına video sonunda değineceğiz. Önden sadece duyurayım istedim. Hazırsanız karşınızda ben ve Elden Ring ile olan ilk oynanış münasebetim. Yeeey, başlıyor oğlum. Çok merak ediyorum. Özellikle açık dünya yapısının nasıl yorumladıklarını çok merak ediyorum. Oyunla ilgili ilk defa bir şey göstereceklerini söylüyorlar. Zamanda sızan bir resmi video vardı. Ondan daha iyi gözüküyor. Ama yani de çok süper değil. Tabii kimsenin ne kadar süper beklentisi var bilmiyorum ama bence gayet yeterli duruyor. Heh, bonfire'ımız bu. Yeni bonfire. Orayı yaktığınız zaman abi bonfire'ı bir ışık yüzmesi çıkıyor. O ışık yüzmesi de nereye gideceğinizi gösteriyor. Ama tabii takip etmek zorunda değilsin. Kafana göre gidebilirsin. Aa bak, böyle gruplar geziyor demişlerdi zaten oyun çıkmadan önce. Mesela bunlara istersek dalıyoruz, istemezsek dalmıyoruz gibi bir durum var. Bu ne lan, böyle bir... NPC encounter mı olur? Zombi çıksın, bir şey çıksın, ejderha niye geliyorsun kardeşim sen? Hiç Skyrim ejderhası gibi de durmuyor yani, o kat at öldürebileceğin. Atın kombatta çok daha efektif olacağını söylüyorlardı. Bayağı güzel gözüküyor lan yalnız. Bak atın animasyonları falan, yani çok hoşuma gitti. Adamlar direkt diyor ki, bakın birader, bu oyun böyle bir oyun, ne oynadığınızı bilin. Oğlum acayip. Ya bu şeyin animasyonlarına iyi çalışmışlar bu sefer yani, hareketlerine falan galiba. Benim en sevmediğim şey Souls'larda, önceki Souls'larda büyük düşmanlara savaşmakta. Çünkü kamera kafayı yiyor, bir uçuyorlar, nerede olduğunu şaşırıyorsun falan. Buz oluyordum. Bir tane NPC bağırıyor, sıkıştım, lütfen yardım eder misin diye. Oo, oğlum burayı tek sefer... Bak şimdi tamam, grafikler çok iyi falan filan diyor ama müthiş bir görsellik var yani. Sanat tasarım açısından çok güzel gözüküyor oğlum. Yoksa şu ilerideki ağaçlar çizgi filmden çıkmış gibi. Harita parçaları bulacağız oyun içerisinde. Böyle bir anda herhalde oyunun başında çat diye gelmeyecek bir anda bu map önümüze. Ama haritanın olması önemli. Yani buralara böyle işaret bırakabiliyoruz. Bunu online yapacaklarını tahmin ediyorum. Herhalde diğer oyundaki gibi yerlere millet yazı yazıyor diye böyle işaretler koyuyordu online'da. Herhalde haritada da böyle online oyuncuların koyduğu işaretleri göreceğiz. Karakter tasarımları çok güzel olmuş. Ya zırhlar, şey, kılıklar, kıyafetler çok hoş duruyor. Böyle atla ilerlerken abi, veya binek hayvanı, at demeyeyim buna. Binek hayvanıyla ilerlerken bayağı rahat olacağız gibi. Zıpla, geç, koş. Bazı anlarda böyle zıplayacağımız noktalar olacak haritaya daha yükseğe çıkmak için. Keçi lan bu, ne? Bayağı seksek yapa yapa gidiyor. Aha, Metal Gear Solid. Dürbünle kamp şey yapıyoruz. Sekiro'yu oynadıysanız eğer, Sekiro'da da böyle gizlilik ve mobility önemliydi. Buraya da bir şekilde entegre etmek isteyeceklerdir. Zaten gizlilik olduğunu söylemişlerdi. Uyku oku. Baya Far Cry olmuş lan bu. Yani şey, yani oynanış tarzı anlamında söylüyorum. Taktiksel yaklaşım getirmiş. Ben gizliliği nasıl yaptıklarını da çok merak ediyorum. Hani mesela bu düşmanla savaşırken çok enteresan geliyor bana bir Souls oyununda böyle bir imkan olması tekte. Direkt Sekiro ya. O finisher animasyonu direkt Sekiro. Ne kadar farklı tarzlarda oynayabileceksin acaba? Mesela orası aşırı kalabalık bir yerdi. Biz oraya aksiyonla girmeyi tercih etsek... Ne olacak acaba? Aa,
A variety of unique attacks can also be interchanged between weapons. Vay, atak sayısını çok arttırmışlar silah özel ya büyük ihtimalle. Yani şu an ne izledim anlayamadım. Souls gibi duruyor ama bir yandan da Sekiro gibi estetik ve mobilitenin önemli olduğu bir şey. Bak çok hoşuma gitti. Ya yani Sekiro'nun estetiğiyle Souls'un serbest oynanış tarzını birleştirmişlerse müthiş iş çıkartmışlardır. Oğlum çünkü bir sürü farklı şekilde oynayabiliyorsun da çok güzel gözüküyor estetik olarak. Bunlar da yardımcı olması için ruh abi. Ruh çağırıyorsun böyle yardımcı olarak. So we look forward to players experimenting and finding their personal favorites. Herkes diyor ki kendi seveceği silah deneye deneye bulsun. Ben çift kılıca yükseldim ya. Ne oldu lan ha? Video dondu sandım. Bak mesela haritanın renk tonu da hoşuma gitti. Bu da benim önem verdiğim şeylerden bir tanesi. Yani haritanın her yeri aynı gözükmesin. Öyle bir korkum var. Umarım yoktur. İki elinde mızrak taşıyor değil mi o karakter? Ben mi yandım? Yoksa belinde şey, mage, asa falan mı var? Deadly creatures stalk this forest, so we'll use stealth to avoid detection. Stealth beklediğimizden, yani gizlilik beklediğimizden daha fazla ön planda olabilir. Ha, çok iyi gözüküyor lan. Bakın çok iyi gözüküyor'nun altını çizeyim. Kaplama kalitesi anlamında söylemiyorum bunu. Sanat tasarımı, ışığın kullanımı falan acayip hoşuma gitti ya. Karakterlerin kılığı, kıyafeti. Bak şimdi kalkan ve gürüz mü o ne öyle bir şey geçmiş. We've come across a boss guarding this area. We'll take it on with the help of our co-op partner. Enteresan. Boss'a denk geldik diyor bu alanda. Demek ki açık dünyada gezerken boss'larla böyle kapışacağız. Mesela şu an kapalı bir alanda değiliz. Yani boss dövüşleri böyle açık bir yerde yapıyorsak eğer, mesela ben boss dövüşünün ortasında kaçınca ne olacak acaba? Boss da kendi bölgesine göre canını mı tazeleyecek? Diyelim ben haritanın aşağısından yardırdım, kaçtım. Çünkü kapalı bir alanda değilmişiz gibi hissettim ben. Bir de bossların sayısını arttırıp şeyi de azaltmış olabilirler. Hani her boss'a böyle özel sinematik, özel bir dramatik hava katmaktansa o nasıl büyü lan öyle ejderha kafası çıkardı diğer karakter. Oğlum büyüler acayip güzel gözüküyor lan efekt olarak. Ben normalde çok sevmem ilk defa oynayacağım oyunlarda büyü sınıfıyla, büyücü sınıflarla ilerlemeyi ama bundaki estetik çok güzel duruyor ama zaten çok da şey bir şey değil. İlla böyle savaşçı olacaksın, okçu olacaksın gibi bir kısıtlama varmış gibi hissetmedim. Çünkü her karakter her şeyi kullanıyor neredeyse. Adam savaşa kılıç kalkanla başladı. Bir yerden sonra çıkardı. Lak lak diye büyüsünü atmaya başladı. Heh, şimdi biraz daha dungeon tarzı bir yere gideceğiz galiba. Ulan beklediğimden çok daha iyi ya. Yemin ediyorum hani bir tık böyle aşağı çekmiştim. Ama yemin ediyorum beklediğimden çok daha iyisini buldum şu anda. Bu acayip gazlandım. Klasik gerçi. Her boka gazlanıyor sonra patlıyoruz diyeceğim de bunda da patlamayız herhalde ya. Evet, dünyayı keşfederken bu tarz dungeonlar sık sık bulacakmışız. Zaten harita büyük ihtimalle burada genişleyecektir. Ha, hepsinin kendine ait de gizleri var. Bosslarmış, hazinelermiş. Keşfetmek isteyen oyuncular buyursun keşfetsin. Açıkçası Elden Ring'le alakalı en az merak ettiğim şey net söylüyorum hikayesi. Souls'ların da çok hardcore bir lore var farkındayım ama ben çok fazla böyle anlatım tarzı benim şahsen sevdiğim bir tarz değil. We've reached Stormvale Castle. A large scale dungeon which connects seamlessly with the surrounding Limgrave region. Atmosfere baksana dediler ya buram buram atmosfer inşa ediyorlar ya. Genel dizaynda şöyle bir şey yapmışlar. Gözüme takılanı söylüyorum abi. Açık dünyadasın, geziyorsun. Bir alana gireceğin zaman o alanın başına save noktası koymuşlar. Benim özellikle en çok merak ettiğim konu şuydu. Mesela dungeon'a gireceğim ama save noktam 500 metre geride mi olacak diye merak ediyordum. Her alanın başına koymaları iyi. Zaten bu From Software save konusunda her oyunda daha az kırılmaya başladı yani. Daha fazla eskisine göre daha rahat bir yaklaşımla geldi. İlk Dark Souls'ta mesela save noktalar arasında aha böyle mesafeler vardı. Çok boş koşu atıyordun. Deli gibi boş koşu atıyordun. Sonra 2'de azaldı. Bloodborne'da azaldı. 3'de azaldı derken Sekiro'da zaten çok daha rahat falan. Bunda da çok kasış bir save sistemi beklemiyorum. Her adımda checkpoint alsın gibi bir derdim yok sakın yanlış anlamayın. Sadece boş koşu atacak alanı kıssalar yeter. Yani mesela buranın girişi falan enfes yapmışlar. Oha. Ya bu ne ya? Şimdi böyle bir şey var mı? Bu yani neyse save noktası arkasında edemem bir şey demiyorum da bu tamam ben kancıklık. Burada şeyi anlatmaya çalışmış yapımcılar. Hani önden bir giriş var ama bir mekana birden fazla giriş yolu da var. Öf. Bu ruhları efektif kullanacağız oyunda belli. Bize savaşa yardıma gelen ruhları oldukça efektif kullanacağız. Grafiksel hatalar var. Yani içinden geçmesi, pelerinin arkasından kılıcın gözükmesi falan ama önceki Souls'lar da vardı. Onları çok o kadar toparlayabileceklerini zannetmiyorum. Çok da önemli gelmedi. Ama görmüşken söyleyeyim dedim.
Bu da güzel. En sevmediğim tuzak tipi. Gereksiz arkadan saldıran. Açık dünyada gezerken biraz daha böyle insan tazelenmiş gibi hissediyor. Buraya girdiğin anda hava bir anda bambaşka bir yere klasik Dark Souls havasına dönüşüyor. Oynadığım zaten izlediğim süre mesela şu zıplamalar Sekiro'daki gibi rahat mı? Sanki Sekiro'daki gibi rahat gibi geldi gözüme ama. Heh, gene enfes. Çeşit çeşit düşman. Evet, peri sistemi duruyor. Kalkanı böyle doğru zamanda hiç... Hiç kullanmadım, alışamadım. Çok da böyle hani ustalaşayım, gideyim kafası değilim. Ben dodge atmayı daha çok tercih ediyorum. Peri'ye çok götümü yemiyor ama peri var, duruyor yani oyunda. Oyundaki en büyük bosslar demigodlar ve şu anda onlardan bir tanesiyle karşılaşacağız. Yanlış hatırlamıyorsam okuduğum bilgilerde demigodların asıl imha etmemiz gereken bosslar olduğu söyleniliyordu. İşte ara sahneli olacak, özel havaları olacak. Açık dünyada bosslarla karşılaşacağız. Bir de böyle demigodlar var özel. Şu kol el kol mekaniğini merak ediyorum ya. Şimdiden var ya dert, içime dert oturdu. Yeminle içime dert oturdu. Ay bunu şimdi şöyle mi keseceğiz, böyle mi keseceğiz? Kaç abi. Sen bir dodge'unu at. Bu çağırma mekaniği acaba nasıl çalışacak oyunda ya? Bu arada savaştıkları yer dökülüyor. Aşağı mı düşüyordu orası? Ben mi yanlış gördüm? Bak bu adam da elinden ejderha kafası çıkararak alev püskürtüyor. Acaba bu herifi kestikten sonra mı bu yeteneğe sahip oluyoruz? Öyle bir şey mi var? Başka bir oyuncu da çünkü bu yeteneği kullanıyordu. Biz teşekkür ederiz abi. Ay ben çok beğendim ya. Ya bu çok merak ediyorum nasıl akacak oyunun devamı. Ama bir yandan Sekiro gibi hissettirdi. Gizli gitme, finisher hareketleri yapmak, estetik. Hani dövüşlerdeki gözüken estetik falan. Ama bir yandan da serbestliğiyle acayip Souls. Bu ikisini birleştirip o estetikle aynı zamanda şey verebilirse. Souls'un serbesti falan muazzam bir şey çıkar. Allah'ım bekliyorum. Güzeldi. Bekliyorum. Genel olarak ilk reaksiyonumuzu verdik. Fakat şunu da bir ekleyeyim. Oyunun videosu yeni yayınlandı ya. O yüzden de bu videoyla beraber yepyeni bir sürü detay da yakında piyasaya düşer. O detayları da ilerleyen günlerde beraber analiz ederiz. Eminim ki benim burada fark edemediğim, dikkatimden kaçan fakat sonrasında he böyleymiş lan diyeceğim pek çok şey vardır. Hele birkaç gün geçsin bakalım ne gibi haberler düşecek önümüze hep beraber bakar inceleriz. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. MSI'nin Clutch GM41 Lightweight mouse'u var. Bu mouse wireless bir mouse aslında. Normalde çok fazla böyle gaming mouse'lar, wireless versiyonları elimize gelmiyor ama bu sefer wireless bir versiyonunu kullanma şansına sahip oldum. Şimdi mouse'un en büyük esprilerinden bir tanesi adı üzerinde lightweight yani hafif olması. Şebişim hemen kontrolü yapsın. Şebişan'ın buyruğu. Mouse kontrolcüsü. Gerçekten hafif. Çok hafif. Hakikaten yok gibi. Hiçbir şey koymamışlarmış. Boş mu? Oyuncak mı bu? Oyuncak mı? Boş. Ben bir ışık evde kendim yaptım. Işık ekledim. Ekonomik şartlardan dolayı artık mouse'umuzu evde kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada hafif bir RGB'si var. Böyle renk cümbüşü yaratabiliyor. İçerisinden bir tane dongle çıkıyor. Onu takıyorsunuz şeyin içerisinde. Şurada bakın. Dongle taktığınız gibi ekstra hiçbir işleme gerek kalmadan direktman diye oynayabiliyorsunuz. Onun dışında esprilerinden bir tanesi şu. Son teknoloji bir optik sensör var içerisinde. 1 milisaniye gecikme süresi barındırıyor. Ben bunu hani çok farklı yüzeylerde de test ettim. Kendi göbeğim, kendi pantolonum gibi. Mesela şey açısından bilmiyorum bu yeni sensörlerle mi alakalı mı? Herhangi bir şey olmadı yani. Yüzey garipmiş, mouse'u algılamadı. Yok işte tişörtüme takıldı, yok pantolonumun kırışıklığına geldi. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Bayağı oturdum. 1,5 saat mi dün? Kaç saat oynadım ben? Değil mi? Bir de şarj ünitesi koymuşlar. O da hoşuma gitti. Artık demek ki böyle yeni mouse'larda o tarz şarj üniteleri de yapıyorlar. Böyle mouse'u bırakıyorsunuz şarj ünitesinin üstüne. Şarj ediyor kendi kendine. İddialı olduğu noktalardan bir tanesi şu. 80 saat yani bayağı siz hani hardcore 80 saat oyun oynadığınızı varsayın. 80 saat boyunca bunun şarjı gidiyor. İddialı olduğu noktalardan bir tanesi o. Kullanmadığınız zaman da az önce olduğu gibi şeyi sönüyor. RGB'si böyle sönüyor. Yani kendini off moduna alıyor. Tekrardan böyle dokunduğunuz gibi tık diye geliyor yani. Hiçbir orada da gecikme falan görmedim. Tasarım olarak sade bir tasarım var. Şık bir tasarım var. Elde oturması falan rahat. Zaten hani
çok böyle tasarım olarak yabancısı olduğumuz bir ürün değil. Daha önce benzer bir şeyini kullanmıştım versiyonunu ben bunu. Sadece o wireless değildi. Bu wireless versiyonu oldu. Ürünümüz böyle efendim. Detayları şaşırma kısmına bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şebnem Hanım. Ekstra bir şey diyecek misiniz? Yok. Saç tıraşımla alakalı konuşabilirsiniz. Ha evet. Çok yakışıklı bu ürünümüz. Oldu ya. Çok yakışıklı oldu ya. Ne lan bu? Bilmiyorum. Sen şöyle bak yapmayı beceremiyorsun. Bir ürün tanıtılırken şu mesela. Şu her açıdan görüyor şu anda Mansur, anladın mı? Sen şöyle yorusunu kapatıyorsun, böyle tutuyorsun.